Bu video, zürafa tarafından saldırıya uğrayan Panos ailesinin hikayesidir. Ama videoya başlamadan önce yeni Black Day kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftada ekstra 3 video ile yeni kanalımızda sizlerle olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Nicole ve Jason, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletindeki Shushu-Levi'nin hemen dışındaki Kuleni Oyun Parkı'nda yaşayan bir aileydi. Nicole, bir ekolog ve doğa koruyucusu, bir rehber olarak parkta çalışıyordu. Genellikle rehberlik yapıyordu. İki çocukları vardı. 4 yaşındaki Caden ve 16 aylık Kaya. Nicole, kendi ebeveynleriyle çevrili doğada büyümüş ve şimdi kendi çocuklarına etrafındaki doğa harikalarını tanıtma mutluluğunu yaşıyordu. Ancak 19 Ekim 2022 Çarşamba günü trajedi hayatlarını sonsuza dek alt üst edecekti. Nicole, iki çocuğuyla birlikte ailesini ziyarete gitmek için yola çıktı. Küçük yol, kendi kulübelerinden açık araziye doğru uzanırken diğer eve doğru kısa bir mesafedeydi. Yol, hem aile tarafından hem de personel tarafından sıklıkla kullanılan bir rotaydı. Park, büyük avcı hayvanların pek bulunmadığı bir yerdi. Bu nedenle kendi kendine rehberlik yapmak ziyaretçiler için nispeten güvenli ve popüler bir etkinlikti. Genellikle Kaya, Nicole'un yanında yürürdü. Ağabeyini takip ederken oyunlar oynar, yerdeki böcekleri, çiçekleri keşfederdi. Yürümeyi yeni yeni öğrendiği için de tek başına yürürken kumlu topraklarda düşer ve yerde yuvarlanarak eğlenirdi. Dışarıda koştururken ya da tahta verandada oynarken Caden onun yanından hiç uzaklaşmazdı. Ancak tüm hayatın değişeceği o gün Kaya yürümek istemedi. Annesinin kucağında gitmek istiyordu. Nicole, Kaya'yı kollarına aldı ve kucağında ailesine doğru patika yoldan yürümeye başladılar. Eve doğru yürürken bir grup zürafa ile karşılaştılar. Nicole, deneyimli bir rehber olarak hayvanlara geniş bir mesafe verilmesi gerektiğini, onları yavaş ve sessizce geçmeleri gerektiğini biliyordu. Bunlar yüzlerce kez deneyimlediği karşılaşmalardı. Yine aynısını yapmayı planlıyorlardı ve hiçbir şey olmadan oradan geçip gideceklerdi. Grubun önünden sessiz ve mesafeli bir şekilde geçtikten sonra yollarına devam ederken Nicole arkasından ayak sesleri geldiğini duydu. Döndüğünde şok olmuştu. Çünkü onlara doğru koşan devasa bir zürafa vardı. Nicole, Caden'a uzaklaş diye bağırmadan zürafa ön ayaklarıyla ona vurup geçti. Nicole yere düştüğünde Kaya da kucağındaydı. O an çarpmanın etkisiyle bilincini kaybetmişti. Ama zürafa o baygın yerde yatarken durmamıştı. Ona doğru tekmeler atmaya devam etmişti. Ve Caden'ı ayaklarının altına almıştı. Tam bir trajedi hakimdi. Zürafa adeta öfkeden delirmiş gibiydi. Ortalığı toz dumana katıyordu. Etrafta hareket belirtisi kalmayana kadar devam etti. Ardından oradan uzaklaşıp gitti. Aile yerde yatıyordu ve hiçbirinde hareket belirtisi yoktu. Oradan şans eseri geçen park görevlisi durumu gördüğünde şok oldu. Hemen yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakın bulunan ailesine de hemen haberi ulaştırdı. Durumları kritikti. Caden'ın kafasından kanlar akıyordu. Nicole ise hareketsiz şekilde yerde yatıyordu. Kaya ise annesinin kucağından savrulmuş yerde uzanıyordu. Ekipler olay yerine geldiğinde hemen onları alıp hastaneye kaldırdılar. Nicole yapılan tüm müdahaleler sonrasında kendine gelmeyi başardı. Ama olanları duyunca dünyası başına yıkıldı. Küçük Kaya zürafa tarafından ezilerek öldürülmüştü. Ve Caden ise ciddi kafa travmaları geçirmişti. Sürekli gözlem altında tutuluyordu. Nicole'in dünyası alt üst olmuştu. Yetkililer inanılmaz derecede nadir olan bu olayda zürafanın saldırgan bir tavırla davranmasının sebebi olarak saldırı sırasında yavrusunun olabileceğini düşündüler. Onları yavrusuna tehdit olarak algılamış olabilirdi. Park görevlileri zürafayı öldürmeme kararı aldılar. Çünkü vahşi yaşamda hayvanlara yakın yaşamanın doğal risklerini yansıtıyordu bu olay. Zürafa saldırısı sonucu Kaya'nın ölümüne neden olan bu olayda ailenin acısını hafifletmek için
Tüm park çalışanları ve yakınları Nicole'e destek olmak için hastaneye geldiler. Nicole, omur iliğinden ağır şekilde yaralanmıştı. T12, L1 omur ilik kemiklerinde kırıklar vardı. Vücudunun eski haline gelmesi çok zordu. Omurlarının düz kısımları parçalanmış ve omur iliğine gömülmüş, karaciğerinde yırtık vardı. Göbek deliğinden aşağısı felç olmuştu. Doktorların çoğu artık eskisi gibi yürüyemeyeceğini ve oturmasının bile zor olduğunu ona söylediler. Başkasının yardımıyla oturabiliyor ve yemek yiyebiliyordu. Nicole, saldırının getirdiği fiziksel ve duygusal sonuçlarla başa çıkmak için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Vücudundaki hasarları iyileştirmek için mücadele vermeye başladı ve hastanede 3 haftadan fazla bir süre yattı ve sürecin ardından nihayet taburcu oldu. Ancak mücadelesi burada sona ermemişti. Aile bir fizyoterapistin yakınına taşınmak zorundaydı ve bu da önemli miktarda para gerektiriyordu. Aile Nicole'in daha iyi olması için maddi desteğe ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden artan tıbbi maliyetlere yardımcı olmak için bir GoFundMe sayfası oluşturdular. Olay anında sadece 26 yaşında olan Nicole pes etmemeye kararlıydı. Kızının kaybı bazen ona dayanılmaz gelebiliyordu. Bu da acılarının ikiye katlanmasına sebep oluyordu. Ancak Kaya için yaşamaya kararlıydı. Küçük Kaya hayattayken çok mutluydu. Uyandığı andan itibaren yüzünden gülümseme eksik olmazdı. Kaya'nın anısı asla solmayacak ve acısı asla geçmeyecekti. Ancak zamanla daha kolay yönetilebilir bir hale alacaktı. Caden mucizevi bir şekilde olayı atlatmayı başardı. Ama kız kardeşini kaybetmenin derinden etkisi altında kalmıştı. 4 yaşında olmasına rağmen bunu hissedebiliyordu. Caden bazen evin dışında otururken uzaklara dalarak küçük kız kardeşiyle konuşuyordu. Bazen onun oyuncaklarını alıp onunla oynaması için onları dışarı koyuyordu. Ve evden ayrılırken her zaman Kaya'nın peluş tavşanını yanında götürüyordu. Onun varlığını hala evde hissedebiliyorlardı. Nicole, Kaya'nın hala onlarla olduğuna dair küçük işaretler bulduğunu söylüyordu. Bir seferinde Caden ona cep telefonunu getirdi. En son otomatik indirilenleri gösterdi. Kaya'nın keyifle izlediği bir dizi hikaye vardı. "Bak, Kaya bana ne gönderdi?" diye annesine göstermişti. Nicole şu an iyileşme sürecini Facebook'ta paylaşmaya devam ediyor. Onun artık asla yürüyemeyeceğini ve hatta oturmakta bile zorlanacağını söyleyen doktorlara inat, şimdi kendi başına ayağa kalkıyor ve oturabiliyor. Düzenli olarak yoğun fizyoterapiye tabi tutuluyor ve şimdi bacaklarını da pozisyonlandırabiliyor. Fiziksel iyileşmesinde büyük ilerleme kaydetti ve bir gün tekrar yürüyebileceğine dair sağlam bir inancı var. Kızını ondan alan ya da hayatını sonsuza dek değiştiren zürafaya kin beslemiyor. Artık bir doğa rehberi olamayacağını bilmesine rağmen doğa koruma alanında bir kariyere devam etmek istiyor. Çünkü titizlikle korumaya çalıştığı türlerin korunmasının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu biliyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.